Peki nereye gidecek bu? Yani ne kadar daha gider ve nereye kadar gidecek? Yani ölümler artacak mı yoksa artık bir çözüm bulunacak? Bu 3 ay, 5 aylık ya da yaza kadar olan bir sürede de evet bu yaşandı. Ama bu virüsler gelmeye devam edecek gibi bir algı mı olacak? Bu virüsler de gelmeye devam eder. Yani bu gider, başka bir şey gelir. Yani korona gider, başka tip bir virüs gelir. Çünkü bu virüslerin gelmesinin bir faydası var yeni dünya düzeni açısından. O fayda da şudur. Bu virüsler paniği arttırarak insanların daha yalnız, bencil davranışlarını arttırıyorlar mı? Arttırıyorlar. Aile ilişkilerine zarar veriyor. Mesela bakın virüs korkusuyla siz artık ailenizle tokalaşamıyorsunuz. İşte çünkü mesela grip olsanız dersiniz ki ya grip olduk ne olacak? Altı üstü bir grip benim ailemin diğer fertini de bulaşacak. Bir sorun değil. Ama ölüm olarak pompalanırsa bu korona, sanki %100 ölüm varmış gibi pompalanırsa, bütün toplumdaki sosyal doku zarar görmeye başlıyor. Şimdi karantina uygulaması ortaya çıkmış Çin'de. Şimdi bu karantina uygulaması devletin ne kadar gerektiğinde bireysel hak ve özgürlüklere müdahale edebileceğinin göstergesi. Bu bir deney tüpü. Bu virüs vasıtasıyla bir şekillendirme, bir toplumun sosyolojik yapısında korkularının ölçülmesi, davranış şekillerinin ölçülmesi hepsi test ediliyor. Sonra deniyor ki para, mikrop yuvası. Yeni mi öğrendik? Günaydın paranın mikrop yuvası olduğunu. Zaten para hep böyleydi bildiğimizden beri, hep mikrop yuvasıydı. Ama ne zamandan beri mikrop yuvası olduğu pompalanıyor bize? Dijital para ortaya çıktığından beri. Bir alternatifi oldu şu anda kağıt paranın. O zamandan beri... Birçok ülkede kaldırıldı. Tabii. Şu an artık kullanılmıyor. O zamandan beri artık deniyor ki bu eskide kalmalı. Zaten mikrop da saçıyor. İşte son virüs vakasından sonra Çin'de olanları görüyorsunuz. Yani dendi ki paraları dezenfekte edeceğiz. Yani peki paraları dezenfekte edeceksiniz. Bununla mı kurtulacak mikroptan? Arınma. Bununla mı olacak? İnsanlar bununla mı sağlıklarını bulacak? Hayır. O zaman burada başka bir niyet var. O niyette gerçekten globalizmi oluşturmak adına bir virüsün, hastalığın kullanılması. Şu anda olan şey bu. Globalizm adına adımlar atılıyor. Dijital para gelecek. İnsanların daha sağlıklı olması için, arındırılması için hastalıklardan özel bir takım işlere girişilecek. İlaçlar denenecek. Bunlardan bir tanesi de aşı olacak. Aşılama, çipleme gelecek. Neden? Dünya global bir köy haline gelmiş. Uçaklar seyahat halinde. Yani bir şehre ulaşmanız, artık çok uzak bir yerden de o şehre ulaşsanız, bazı yerlerde 15 dakikayı buluyor uçakla. Mesela bazı yerlerde, mesela diyelim ki Amerika'ya gideceksiniz. Artık mesafeler kısalıyor. Böyle bir dünyada siz virüsleri çok daha kolay taşıyabilirsiniz insanoğlu olarak. Ülkeden ülkeye sınırlar olsa bile aslında kalkmış oluyor. Şimdi sınırları kalkmış olan, seyahatin bol olduğu, insanların tek tip birbirine benzediği ortam söz konusu olduğunda o zaman kusura kalmayın tek dünya devleti gelmek zorunda denecek. Bu tek dünya devletinde de hastalıkların ortaya çıkmaması için devletler üstü kurumların olması lazım. Birleşmiş Milletler'in daha iyi çalışması lazım ya da başka bir devlet kurumunun ortaya çıkması lazım. Böylece bu insanların fişlenmesi lazım, çiplenmesi lazım, aşılanması lazım. Ama bu aşıların içerisinde ne olduğunu da biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Geçen Abdurrahman Dilipak bir açıklama yaptı. Dedi ki, bu virüse karşı geliştirildiği iddia edilen bir aşı ortaya çıkarsa içinde kısırlaştırıcılar olabilir dedi. Şimdi hocam şöyle devam edelim. Evet 21. yüzyıl genel anlamda baktığımızda bir dijital devrim oluştu. Sosyal medya çok ön planda ve aynı zamanda işte virüsler dedik, nüfusun azaltılması dedik, bir sürü proje ortaya çıktı. Aşılar aynı şekilde. Ama robotlar dedik, yapay zeka dedik ve inanılmaz derecede de bir robot teknolojisinin geliştiğini de görüyoruz. Bu ileri dönük baktığımızda tırnak içerisinde insanlığın artık sonuna doğru gidiyor mu? Yani bir dijital kıyamete mi doğru gidiyoruz? Öyle açalım. Çok fazla görüntü var. Ara da görüntüleri de alalım çünkü. Görüntüleri de alalım. Şimdi bakın buraya
bu meseleye girerken bence geçmiş uygarlıkları incelememiz lazım. Bilhassa da Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan bir hikaye var. Hazreti Nuh'un hikayesi. Hı hı. Hazreti Nuh'un hikayesi enteresan bir hikayedir. Orada Hazreti Nuh toplumuna, ki orada ben küresel bir toplum olduğunu düşünüyorum o toplumunda. Aynı bugünkü küresel dünya gibi, global bir köy gibi adeta Hazreti Nuh'un toplumu da. Bu toplum içerisinde şunu söylüyordu en sonunda dayanamayıp Hazreti Nuh. Ya Rabbi, sen bu kafirlerin üzerine gazabını indir, mealen söylüyorum. Onların hepsini helak et. Hepsini. Yani yeryüzünde sağ kafir bırakma. Çünkü onların neslinden doğanlar ancak kafir olurlar. Çok enteresan bir ifade bu. Onların neslinden doğanlar da ancak kafir olurlar. Öyle bir toplumsal durum meydana gelmiş ki Hazreti Nuh'un toplumunda. Siz sadece kendiniz kafir değilsiniz. Doğan çocuğunuz da otomatik olarak sanki kafir doğuyor. Şimdi bu ne demek? Ben buradan şunu anlıyorum. Bu dönemde de demek ki teknolojik bir atılım varmış. Bir gelişmişlik seviyesi varmış. Hatta genlerde bir takım modifikasyonlar yapılmış. Hazreti Nuh döneminde de. Bu genlerdeki modifikasyonlarla birlikte insanların beynindeki bazı kimyasallar değiştirilmiş. Değiştirilen kimyasallar sonucunda insanlar Allah inancını kaybetmişler. Yani insanların genetik yapısıyla oynanmış ve insanlar Allah'ın çizgisinden sapmışlar, onlara çizdiği çizgiden. Ve böylece artık toplumlar tamamen kafir olarak yetişmeye başlanmış. Şimdi yaşadığımız süreç Hazreti Nuh döneminde de yaşanmış. Ben bunu böyle okuyorum. Bu birden fazla aslında bunu gösteren veri var. Bu verilerden bir tanesi de bu. Benim gördüğüm. Çünkü bize zaten Kur'an-ı Kerim şunu söylüyor. Biz Müslümanlarız, inançlı insanlarız. Sizden öncekiler, sizden daha büyük medeniyetler kurdu diyen bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. O halde biz Kur'an-ı Kerim'le hala muhatapsak bu bilgiyi veri olarak kabul edip ona göre bakış açısıyla geçmişi araştıracağız. Zaten her çift, yani Hazreti Nuh'un hayvanların çiftini aldığını biliyoruz, gemiye doldurduğunu biliyoruz. Bunun nasıl yapıldığıyla ilgili şu anda biz karikatürize edilen bir anlatıyla bunu anlamaya çalışıyoruz ama aslında gelişmiş bir toplum yapısı içerisinde son derece teknolojik aletlerle bu yapılmış olabilir. Keza ben böyle düşünüyorum. Şimdi bu bir rehber, geçmiş. Geçmişe baktığımızda geleceğin de ne olabileceğini görüyoruz. Geçmişte bunlar yaşanmıştı. Ve Allah-u Teala yine bize Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, yani onların sanayi olarak ürettikleri başlarına bela oldu. Mealen söylüyorum. Demek ki insanoğlunun sanayi olarak ürettikleri insanın başına bela olma potansiyelini de taşıyor. Şimdi geliyoruz bizim toplumumuza. Efendim geçmişte küresel bir medeniyet hiç olmadı diyor bizim toplumumuz. Neye dayanarak diyor? Darwinizme dayanarak söylüyor bunu. Geçmişte insanlar sadece mağara devrinde yaşadılar. En yüksek uygarlık seviyesine bizim insanlığımız erişti. Bundan önce hiçbir insanoğlu böyle bir uygarlık seviyesine erişmedi diyorlar. Darwinist toplum bunu diyor. Ve öyle körü körüne bilimsel gelişmeler yapıyorlar ki o bilimsel gelişme şu anda böyle giderse toplumu dijital bir kıyamete zorlayacak. Nasıl zorlayacak? Onu da söyleyeyim. Bakın, siz insanın genetik yapısını değiştiriyorsunuz. Geçen bir olay oldu, geçen senelerde. 2017'deydi galiba. 2019'da da tam anlamıyla doğrulandı. Bir Çin laboratuvarında iki tane çocuk dünyaya geldi. İkiz bunlar. Bu çocuklar HIV virüsüne karşı bağışıklı olarak dünyaya getirildiler. Embriyo henüz anne karnında değilken bir şekilde genetik modifikasyon yapıldı ona tüpün içerisinde. Ondan sonra bunlar anne karnına yerleştirildiler ve bu
modifikasyon sonucunda HIV'e bağışıklı hale geldiler. Şimdi ne kadar güzel bir gelişme. Bu arada şey de var, o videomuzu alabiliriz. O spermin hareket ettirilerek getirilmesi, monte edilmesi. Evet, onu da görelim. Yönetmenim, virüs DSF2 diye bir videomuz var. Onu alabilir miyiz? Şimdi şunu anlatayım tamam, burada. Tamam, siz devam edin hocam. Yönetmenim, bakın ayarlı. Bu, ben Türkçesini söyleyeyim. CCR5 denilen bir gen var. Bu gen aslında HIV virüsünü vücuda sokan bir gen. Kapı gibi. Şimdi doktorların buradaki müdahalesi embriyo üzerinde, bu geni alıyorlar, işlevini yok ediyorlar ve böylece çocuklar doğdukları andan itibaren HIV'e bağışıklı oluyor. Evet. Burada bir, mesela buradaki işlem aslında bir nanobotla bir yumurtanın, yani yön bir sperm hücresini alıyor, yumurtaya naklediyor, fetüsü oluşturuyor burada. Yönünü değiştiriyor, tutuyor onu, çekiyor, götürüyor, taşıyor. Ne taşıyor? Bir nano robot taşıyor. Mikroskopik, gözle görülmeyecek bir nano robot bunu yapıyor. Diğer videoyu da alalım. Virüs 1 diye. Onda da yine nanobot teknolojisinin frekanslarıyla ilgili bir bu da mesela, bakın, bunlar nanobotlar, vücudun içindeler. Şu anda hareketsizler, fakat lazer ışığı verildiğinde dışarıdan hemen hareketlenmeye başlıyorlar. Nasıl bir teknolojiyle iç içe olduğumuzun bir göstergesi. Yani bunu dışarıdan size ekstra verdiklerinde ve lazere maruz kaldığınızda iç organlarınızla ilgili ya da birçok yapmak istedikleri, bozmak istedikleri projeye direkt hazır hale geliyorsunuz. Yapıyor. Bunu, yani bunu tahrip etmek için de yapar. Bunlar yani işin vahametinin öbür kısmı. Ama mesela şu anda ikiz bebekler üzerinden konuşalım. Bakın bu Çin'deki tasarım bebekleri deniyor buna. Bunlara baktığımızda sorun şu. Siz bu geni işlevini yok ederek tamam etkisiz hale getirdiniz ama bu sefer de başka problemler ortaya çıkabiliyor. Mesela burada problemlerden bir tanesi 76 yaşından önce ölme riskleri artmış çocukların. Sonradan çünkü anlaşılıyor ki bir genin işlevini yok ettiğiniz andan itibaren o gen sadece bir işleviyle yok olup gitmiyor. Aslında başka işlevlere de sahip. Bir bakıyorsunuz yanlışlıkla onu da yok etmişsiniz. Böyle sorunlar var. Bunlar tam olarak çözülemedikten sonra siz bir şeyi düzelt... Ama denemeler devam ediyor. Tabii durmuyorlar. Durmuyorlar. Düzelteyim derken aslında bozuyorsunuz. İşte bu beceriksizlik ve bilgisizlikle meydana gelen şey bozma. İşte yaratılışı bozmak en nihayetinde küresel bir yıkıma yol açacaktır. Deneme yanılma yöntemiyle yaptığınız şey en nihayetinde düzen derken en sonunda kaosla sonuçlanacaktır.